Sayı 107-21-2016. Tarih, Etiyopya takviminde 7 Ocak 2016 veya Avrupa takviminde 16 Ocak 2024. Etiyopya Dünya Hafif Hükümeti. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh, Tek Tanrı adına, Amin. Türkiye Hükümetine. Öncelikle sizleri, tüm yaratılışın Rabbi, her şeyin yaratıcısı, İbrahim'in üçlüsü olan Yüce Allah'ın adıyla selamlıyorum. Selamlarımın ardından ülkenin valilerine ve aşağıda saydığım kişilere şu mesajı iletmek istiyorum. Dünyanın en gelişmiş ve ileri halkların önde gelenlerinden biri olan Türkiye hükümetine ve halkına. Ki Türkiye Karar Alma Konseyi'nin saygıdeğer üyelerine. Türkiye'nin saygıdeğer üyelerine, Temsilciler Meclisi'ne. 4. Ülkenin saygıdeğer başkanına ve başkan yardımcısına, ayrıca konuşmacı, güvenlik ve savunma yetkilileri başta olmak üzere çeşitli bilişim ve güvenlik ofisleri ve kuruluşları. Başından bugüne bizimle ilgili durumu ve mesajlarımızı çok iyi bilen hepinize. Çeşitli sektörlerin bakanlık ofisleri, her eyaletin yöneticileri, her eyaletin konsey üyeleri, belediye başkanları, herhangi bir kamu hizmeti çalışanı. 7. Son olarak bu ülkenin tüm vatandaşlarına. Bu hepinize ulaşsın. Mezmur 89-90. Mezmur 67-68. Tanrı dirilsin, düşmanları dağılsın, ondan nefret edenler de onun önünden kaçsın. Duman nasıl uzaklaştırılırsa, siz de onları uzaklaştırın, balmumu ateşin önünde eridiği gibi, kötüler de Tanrı'nın huzurunda yok olsun. Ama doğrular sevinsin. Biz gönderenler, bu mektubu yazmanın size tuhaf ve anlamsız gelebileceğini tahmin ediyoruz. Mektubun ana teması ülkeniz, hükümetiniz, halkınız, dini kurumlarınız, ülkenizdeki tüm sosyal yaşam, endüstrileriniz, topraklarınızın her tarafına dökülen tüm çimento ormanlarınız hakkındadır. Şu ana kadar gördüğünüz cezalar sadece semboliktir. Ancak bugün, Yüce Allah'ın yaşayıp yaşamama kaderinizi belirleyen kararını, üzerinize ve tüm çevrenize gelen en kötü öfke eylemini bilmeniz ve anlamanız için bir defada gönderilmiş bir mesajdır. Üzerinize gelen ve sizi yeryüzünden tamamen yok edecek olan vatandaşların mal ve mülkleri. İçinde rakam olan bir mektup. Hangi biçim ve içerikte olursa olsun, bence inandığınız, güvendiğiniz bir Tanrınız var. Aslında inandığınız Tanrınıza hangi adı verirseniz verin, onun kim olduğunu söylesek iyi olur. Çünkü günlük göreviniz veya davranışınız biliniyor. Senin Tanrın karanlığın hükümdarı şeytandır. Temel olarak bu mektubu size göndermemin asıl amacı, size imanın özünü öğretmek veya tavsiyede bulunmak değildir. 18 yıldır Yüce Allah bize, sürekli olarak adresinize ve mevcut tüm medya araçlarıyla mesajlar göndermemizi, gözlerinizde görülebilmesini ve kulaklarınıza duyulabilmesini emretti. Mesajlar aracılığıyla, yargınızı ve sizi yargıya götüren en büyük günah olan suçluluğunuzu ayrıntılı ve açık bir şekilde bilmeniz sağlandı. Bu 18 yıl boyunca çeşitli dillerdeki mesajlarımızla, Adem'in soyundan gelen her kişinin, yaptıklarına kendilerini yaratan Tanrı'nın huzurunda bakmaları, yaptıklarını değerlendirmeleri ve günahları için tövbe aramaları konusunda açıklamalar yapıyor ve uyarıyoruz. Aslında sen bunu biliyorsun ve bunca yıldır dinledin ama şeytanın desteğiyle gururla doldun. 1'den 10'a kadar mesajlarımızda, mektuplarımızda ve birçok açıklamada verdiğimiz öğretilerde duymanız gereken tüm önemli mesajları sizlere aktardık. Kanıt istiyorsanız Telegram'da sosyal medyadaki @reayohannes20 kanalına ulaşabilir, hem sesli hem de yazılı olarak alabilirsiniz.
İbadet ettiğimiz Tanrı ve sizi yargılayan Tanrı'nın özü konusunda kafanızın karışmaması için. Tanrı'nın sözünden onun kimliği hakkında indirilenleri size açıklamanın iyi olacağını düşündük. Bu kelime 81 Kutsal İncil'den, İşaya'nın kehanetinden, 40. bölümden 6. ayetten 31. ayete kadardır. Kelime diyor ki, ses dedi ki, ağla. Ve dedi ki, ne ağlayayım? Bütün beden ottur ve onun bütün iyiliği kır çiçeği gibidir, ot kurur, çiçek solar, çünkü Rabbin ruhu onun üzerine üfler. Şüphesiz kam ottur. Ot kurur, çiçek solar, ama Tanrımızın sözü sonsuza dek kalır. Ey müjde veren Siyon, seni yüksek dağa çıkar, ey müjde getiren Kudüs, sesini kuvvetle yükselt, kaldır onu, korkma. Evet. Korkmadan sesimizi duyuruyoruz. Yahuda şehirlerine söyle, işte Tanrınız. İşte, Rab Yahve güçlü eliyle gelecek ve onun kolu ona hükmedecek, işte, ödülü kendi yanında, işi de onun önünde olacak. Sürüsünü bir çoban gibi güdecek, kuzuları koluyla toplayacak ve koynunda taşıyacak ve yavruları yavaşça güdecek. Suları avucunun içinde ölçen, gökleri bir karışta ölçen, yerin tozunu bir ölçüyle ölçen, dağları teraziyle, tepeleri teraziyle tartan kimdir? Rabbin ruhunu kim yönlendirdi, ya da onun danışmanı olmayı ona kim öğretti? Kiminle öğüt aldı, ona kim talimat verdi, ona yargı yolunu kim öğretti, ona ilim öğretti ve ona anlayış yolunu kim gösterdi? İşte milletler bir kova damlası gibidir ve terazinin küçük tozu sayılırlar, işte, o adaları çok küçük bir şeymiş gibi ele alıyor. Ve Lübnan yakmak için yeterli olmadığı gibi, onun hayvanları da yakılan sunu için yeterli değildir. Onun önündeki bütün uluslar bir hiçtir ve bunlar ona hiçlikten ve gösterişten daha az sayılır. O halde Allah'ı kime benzeteceksiniz? Ya da ona hangi benzerliği kıyas edeceksiniz? İşçi oyma putu eritiyor, kuyumcu da onun üzerine altın sürüyor, gümüş zincirler döküyor. Hiçbir adak sunamayacak kadar yoksul olan kişi, çürümeyecek bir ağaç seçer, kendisine, hareket etmeyecek bir oyma heykel hazırlayacak kurnaz bir işçi arıyor. Bilmiyor muydunuz? Duymadın mı? Sana başından beri söylenmedi mi? Dünyanın temellerinden anlamadınız mı? Dünyanın çemberi üzerinde oturan odur ve orada yaşayanlar çekirge gibidir, gökleri perde gibi geren ve içinde oturulsunlar diye onları çadır gibi yayan, prensleri boşa çıkaran. Dünyanın yargıçlarını boş adam yapar. Evet, dikilmeyecekler, evet, ekilmeyecekler, evet, onların kökleri toprakta kök salmayacak. Ayrıca üzerlerine üfleyecek ve kuruyacaklar ve kasırga onları anız gibi alıp götürecek. O halde beni kime benzeteceksiniz, yoksa eşit mi olayım? Dedi kutsal olan. Gözlerinizi yukarı kaldırın ve işte bu şeyleri yaratanın, ordularını sayıyla ortaya çıkaranın kim olduğunu görün, kudretinin büyüklüğü nedeniyle hepsini isimlerle çağırır. Hiçbiri başarısız olmaz. Neden, ey Yakup, diyorsun ve diyorsun ki, ey İsrail, yolum Rab'den gizlidir ve hükmüm Tanrım'dan ötelenmiştir. Bilmiyor muydun? Dünyanın uçlarını yaratan, sonsuz Tanrı Rabbin yorulmadığını ve yorulmadığını duymadın mı? Onun anlayışına dair bir araştırma yok. Baygın olana güç verir ve gücü olmayanların gücünü artırdı. Gençler bile bayılıp bitkin düşecek, gençler tamamen düşecek ama Rab'be umut bağlayanlar güçlerini tazeleyecekler, kartal gibi kanatlarla yükselecekler. Koşacaklar ve yorulmayacaklar,
yürüyecekler ve bayılmayacaklar. Demek Tanrımızın sana ne söylediğini duydum. Ama cevabınız yok. Ona ihanet ettin ve onu görmezden geldin, bu yüzden kararı kabul etmelisin. Güvendiğiniz her şeyin ortaya çıkıp sizi kurtarmasına izin verin. Bugün dünyamız ve içindeki Adem soyunun tamamı 18 yıldır bu uyarıyı dinlemedi. Avrupa takviminde 16 Kasım 2005 tarihine denk gelen Etiyopya takvimine göre, ilk uyarı 7 Kasım 1998'de yapıldı. İlk mesaja dayanarak, Tanrı'nın öfkeli eylemi, şok olmanız ve tövbe etmeniz için adım adım harekete geçmektedir. Duymadın. Dinlemeyeceksin. Sonuç olarak, alınan mesajlar aracılığıyla algılanan Allah'ın hükümleri doğrultusunda eylemler gerçekleştirilmektedir. Ve bununla birlikte şimdiye kadar gördüğünüz mütevazi adımlarla Allah'ın hükmünü ve infazını durduracağınızı düşünerek farklı savunma tedbirleri alıyorsunuz. Bugün bile Adem soyunu farklı yöntemlerle, bilimle, toplantılarla, para miktarıyla, farklı propaganda yöntemleriyle aldatarak buraya geldiniz. Ülkemin insanları da dahil olmak üzere tüm dünya insanları sizin propagandanızı ve umudunuzu dinliyor ve size tanrıları gibi inanırken yok oluyorlar. Çünkü o, tövbe etmemiş ve tanrısına dönmek istememiştir ve mesaja göre şiddetli bir veba ile yok edilecektir. O süpürülecek. Bugüne kadar Adem soyunun tamamına birçok mesaj, mektup, açıklama aktarılırken siz bunları halkın duymasını engellediniz. Ayrıca bize karşı kampanyanızı, örgütleriniz ve sadık hükümetleriniz aracılığıyla verdiğiniz mesajlar üzerinden yürütüyorsunuz. Ancak hayatın her yönünün sınırları vardır. Sürekli olarak Tanrı'nın hakikatiyle alay edilen bir hayat yaşamak kesinlikle imkansızdır. Sonunuzun vakti geldi. Şu ana kadar yaptığınız gibi küçümsemeye, gurura, ihanete ve şeytana güvenmeye devam edemeyeceğinizi bilin. Sonunda bir numara içeren bir mektupla hükümetinizi ve halkınızı doğrudan bilgilendirmemiz yönünde bir emir aldık. Böylece tüm insan ırkı, toprağın bir zamanlar güvendiğiniz aldatıcı yılanın, yani şeytanın değil, Tanrı'nın hakkı olduğunu anlasın. Duyup duymamak bizim sorumluluğumuz değil, sizin sorumluluğunuzdadır. Mektupların tüm hükümetlere ve onların halkına doğrudan teslim edilmesinin amaçlandığını unutmayın. Bu mektup size gönderildiği şekliyle tüm medya kuruluşlarının erişimine de sunulacaktır. Allah'ın emri gizli değil, açıkta yapılır, çünkü her şeyin Adem'in soyundan gelenlere bildirilmesi gerekiyor. Size defalarca tövbe etmeniz ve yaklaşmakta olan yargıdan kaçmanız tavsiye edildi. Çünkü dinlemekten hoşlanmadınız, işte hükmünüz. Benimsediğiniz sayısız yanlış inanca rağmen bunların hepsi babanız olan şeytandan kaynaklanıyor. Allah'ın tüm dünyada yaşamamız ve ona güvenebilmemiz için tesis ettiği tek bir iman vardır. Etiyopya Tevahedi Ortodoks inancıdır. Onun dışında binlerce inanç olmasına rağmen hepsi yalan ve şeytanın eseridir. Bu batıl inanışlara inandığınız için her şeyi mahvettiniz. Aslında gerçeği arıyor olsaydınız, dünyada devam eden krizden ve acılardan ders almış olurdunuz. Bugün gördüklerinizi yarın ve gelecekte karşılaşacaklarınızın işareti olarak gösterirken, 18 yıldır gönderilen mesajları duymaktan, dinlemekten hoşlanmadınız. Aslında bu gerçeğin duyulmaması için saklanmaya çalıştınız. Yüce Allah'ın elçilerini ve tüm halkını yok etmek için büyük bir yıkım yaptınız. Tanrı'nın hizmetkarları olan bizler aracılığıyla iletilen Etiyopya dünyasının ışık mesajlarını küçümsediniz.
Üstelik bunu duymak ya da görmek istemedin. Aslında onu yok etmek istedin. Orada dursaydın iyi olurdu, ama yaptığın kötülük çok çok kötüydü. Bu sizin liderliğiniz altında, tüm ülkelerdeki tüm inanç kurumlarının tek bir fikirde birleştiği ve gerçek tevahide ortodoks inancını yok etmek için bir kampanya başlattı. Anlamına geliyor. Hala bir imha kampanyası yürütüyorsunuz. Temel olarak, Etiyopya dünyası ışık mesajının ortaya çıktığını duyduğunuzdan beri en kötü kampanyayı başlattınız. Ama yüzlerce yıl önce siz atalarınızla birlikte Etiyopya halkını, özellikle de ülkesini ve inançları tevahidoyu seven Amhara halkını yok etmek için insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir adaletsizlik yapmaya başladınız. Daha da kötüsü, ülkemizdeki apanlarınız üzerinden doğrudan ve dolaylı olarak imha kampanyasını yürütüyorsunuz. Eylemlerinizde Tanrı'nın halkının çoğunun kanını döktünüz. Bugün yine de onların kanını akıtıyorsunuz. Katolik Protestan inançlarınızın rehberliğinde, güvendiğimizi söylediğiniz eksik İncil'leriyle gerçeği gömmek için birçok yıkım eylemi gerçekleştirdiniz. Kendi halkınıza daha büyük bir haksızlık yaptınız. Tanrı'yı ve gerçeği inkar eden, sodomitler, lezbiyenler, şeytana tapanlar, maddiyata tapanlar, kendi başına düşünmeyen çipler veya makineler tarafından desteklenen, gevşek bir şekilde zina yapan, rastgele, şiddete başvuran, kana susamış, şeytanlara tapan bir nesil yarattınız. Üstelik tüm dini liderlerinizi, sodomistlerinizi, siyasi tüccarlarınızı, gizli şeytana tapanlarınızı, şeytana kan bağışlayan bir adam yaptınız ve bu dünyanın bilgisine mutlak güven duydunuz. İncil'iniz yerine gelmese de yanınızda taşıdığınız İncil'de anlatılan İsrailoğullarının hikayesini hatırlayalım. Allah'ın İsrailoğullarını Mısır topraklarındaki kölelikten kurtarmak için neler yaptığına, onları nasıl kurtardığına ve birçok krallığı nasıl yok edip istediği yere getirdiğine dair elinizdeki sözüyle size tanıklık ediyor. Vaat edilen topraklar. Bugün hala size tanıklık ediyor. Büyük felakette doyuma ulaşmanızdan ve nihai yıkımınızdan önce, davranışlarınızı ve yaklaşmakta olan ölümünüzü birden 10'a kadar mesajlarımızda ayrıntılı olarak anlattık. Tekrar açıklamaya gerek yok. Siz hükümetlerin bunu bilmediğini varsaymıyoruz. Siz çok iyi biliyorsunuz ama bilmeyenler yüzünden hatırlatmak zorunda kalıyoruz. Bu sadece tavsiyelerimizi duymak isteyenlere hatırlatmak içindir. Yargılamanızın ve yıkımınızın tüm nedenlerini Etiyopya dünyası ışık mesajlarından bulabilirsiniz. Ancak 18 yıldır ülkemizdeki büyükelçiliklerinize her yayınlandığında güvenli mesaj ve mektup gönderiyoruz. Kanıtlar elimizde. Yakalanıp sizi dinleyen kimse kalmadıktan sonra, yeryüzünden silinmeden önce belki bir çıkış yolu bulursunuz. O halde bir dakikanızı bile boşa harcamayın, bu mektubu gecikmeden okuyun. Birey olarak, toplum olarak, kurum olarak, hükümet olarak, dini örgüt olarak tüm vatandaşlarınıza gerçekleri bildirmenizi rica ediyoruz. Geç de olsa en güzel yolu arayın ve kendinizi Allah'ın ellerine bırakın, tavsiye ve hatırlatmalarda bulunmak hiç bu kadar sıkıcı olmamıştı. En güzelinin tövbe edip Allah'ın ellerine teslim edilmesi olduğunu her zaman tavsiye ediyor ve söylüyoruz. Ama protestanların, kafirlerin ve katoliklerin tamamen yok edileceğini kesin olarak söyleyebiliriz. Çünkü onlar Tanrı'nın kutsal ruhuna hakaret ettiler, onun öğütlerine ve öğretilerine uymadılar, Tanrı'nın tüm gerçeklerini cesurca reddettiler ve azalttılar. Ve tüm bunları yaptıkları için kurtulamayacaklar ve yargıya dahil edilecekler.
Bunun dışında isyanın, ihanetinin, küçümsemenin, gururun ve şeytana güvenmenin yolunu izlemeye devam edeceğinizi söylüyorsanız, eğer şimdiye kadar gördüğünüz dünyanın tüm acıları size bir işaret değilse, şunlar olacaktır. Yaklaşan felaket kapsamını, genişliğini, ağırlığını, derinliğini ve enerjisini 7 kat artıracak, gururunuz her arttığında yine 7 kat 7 çarpacak. Ta ki siz yeryüzünden kayboluncaya kadar. Her türlü bela üzerinize yağacak ve siz süpürülüp gideceksiniz. Kaybolmak yerine Tanrı'nın izin verdiği ve arzuladığı şeyleri yapmanın en iyisi olduğuna inanıyorsanız, seçim sizin elinizdedir. Ama bunu yapacağınıza dair hiçbir inancımız ve beklentimiz yok. Çünkü sen şeytanın tam bir itaatkar kulusun. Her durumda sizi koşullarımız hakkında bilgilendirmek isteriz. Çünkü en azından bir kalıntıyı kurtarmak için bunu yapmak zorundasınız. Birinci yapmanız gereken ilk şey, 18 yıldır aktarılan 1'den 10'a kadar mesajları, her dilde sayısız açıklamalarımızı ve derslerimizi tüm insanlara ulaştırmaktır. Bunları, yer ve gökleri dolduran medyanız aracılığıyla, televizyonda, sosyal medyada, radyoda, gazetede ve tüm basın yayınlarınızda, tek bir kelime bile eklemeden, düzeltmeden tüm dünyaya yayın. Biz yeter diyene kadar durmamalısınız. İkinci, bu mektupta sizi bilgilendirmek istediğimiz şeyler var. A. İsmimizi kimin verdiğini net bir şekilde anlayabilmeniz için ismimiz Etiyopya Dünya Işık Hükümeti'dir ve ismimizi Yüce Tanrı, İbrahim'in Tanrısı, Üçlü Birlik'ten aldık. B. Etiyopya, inancıyla, Tevhid-i Ortodoks inancıyla, Tanrı katında yüceltildiği için tüm dünyayı fethetti. Bunun sonucunda tüm dünya muzaffer Tevhid-i Ortodoks inancına ve Etiyopya'ya esir verilmiştir. Karar Allah'ındır. İman ve amel sahibi olmayan, gücünüze, bilginize, paranıza, zenginliğinize inananlarınız için buna masalsı bir anlam vermekten öte bir anlam vermeyeceğinizden eminiz. Ama onu tanık olarak dinleyin, onunla güldüğün ve dalga geçtiğin hava sıra sende. Sıramız çok yakın olduğu için size aynı ödeme yapılacak. Üçüncü, her durumda, Etiyopya'nın dünya hafif hükümetinden size iletilen emri, size verilen süre içerisinde herhangi bir red, şikayet veya değişiklik olmaksızın yerine getirmeye tam olarak istekli ve itaatkar olduğunuzu doğru yollarla onaylamanız gerekmektedir. Bu mektupta sizi, müzakere ruhuyla öne çıkıp tartışmak için değil, emirlerimizi kayıtsız şartsız yerine getirmeniz gerektiğini bildiriyoruz. Biliyorsunuz bu ancak yönetimde eşitlik olduğu zaman ya da herhangi bir durumda olur. Ancak bizim açımızdan durum böyle değil. Allah'ın bize verdiği, insanları ve dünyayı onun dilediği gibi yönetme sorumluluğuna göre hareket ederiz, öyle ki, bu ülkede yaşayanların tümü bizim ne emrettiğimizi ve duyurduğumuzu anlamalı ve Allah'ın kanunlarına uymak onun görevidir. O yüzden dinlemek ve itaat etmekten başka çare yok. Dördüncü, unutmamanız gereken şey neden sorusunun cevabını vermek. Hepiniz uzun zamandır Tanrı'nın önünde kararınızı tartıyorsunuz ve temyizsiz son karar infaz için verildiğinden, temyiz süresinin üzerinden uzun yıllar geçtiğini anlamalısınız. Her şeyin bir zamanı var. Size Allah'ın sözünü hatırlatalım. Vaiz Kitabı, Bölüm 3. Her şeyin bir mevsimi ve gök altındaki her amacın bir zamanı vardır. Doğmanın bir zamanı ve ölmenin bir zamanı, ekmenin vakti var, ekileni sökmenin vakti var. Öldürmenin bir zamanı ve iyileştirmenin bir zamanı, yıkılmanın bir zamanı ve inşa etmenin bir zamanı, ağlamanın zamanı var, gülmenin zamanı var.
yas tutmanın bir zamanı ve dans etmenin bir zamanı, taşları atmanın vakti var, taşları toplamanın vakti var. Bu nedenle her şeyin bir zamanı vardır. Sizin de Tanrı'nın bu kanununda zamanınız ve fırsatınız oldu. Ama çağlar boyunca şeytanla ilişkilendirildiniz ve karanlığın tüm eserlerini yerleştirip orada yaşadınız, süren doldu. Dikildin, inşa edildin, ebedu mesken gibi göründün, isyanlarınla, karanlık işlerinle binlerce yıl hüküm sürdün bütün yeryüzüne. Ve artık yaratılışınızın zamanı sona erdi ve sizin parçalanma, kökten sökülme, ölme, kuruma, toza dönüşme zamanı geldi. Bugün size bu mektupta kesin olarak şunu söylemek istiyoruz. Çağ koşunuz bitti, bitti. 5. Etiyopya Dünya Işık Hükümeti'nin icraatını herhangi bir araç, yöntem veya stratejiyle, gizli veya açık bir şekilde bozmayı planlıyorsanız veya hareket ediyorsanız, güvenilir Tanrımızdan herhangi bir uyarı veya uyarı olmaksızın güçlü ve kararlı bir eylemde bulunmasını istiyoruz. Tıpkı dilinizi yaydığınız ve propagandanızı tüm canlılara yaydığınız gibi, Etiyopya Dünya Işık Hükümeti ve onun hizmetkarları hakkında herhangi bir fikir vermeye cesaret ederseniz, düşünürseniz, yapan ve düşünen korkunç bir veba tarafından süpürülecektir. Bu kadar iğrenç utancınız ve dil kırbaçlarınız yeter. Dikkat etmeniz gereken şey, hepinizin, Tanrı'nın adil yargısı önünde suçlu bulunan ve yargılanan insanlar ve yöneticiler olduğunuzdur. 6. Sadece bu da değil, Tanrı'nın Etiyopya'ya ve bayrağına karşı güçlendirdiği tevahedo inancı nedeniyle. Atalarınızdan bu yana Etiyopya'ya ve halkına karşı beslediğiniz şiddetli ve acı nefret ve doyumsuz intikam temelinde hala yıkıcı eylemlerde bulunuyorsunuz. Bütün bu isyanınızı gören Yüce Allah hükmünü verdi. Etiyopyacılık, tevahedo inancı, antlaşma sembolü, yeşil sarı kırmızı bayrağı tüm dünyayı fethetti. Tanrımızın bu beyanı vermesinin üzerinden zaman geçti. Şanlı ismiyle tasdik etti. Dikkat etmek. Bütün dünya ve malları muzaffer tevahedo inancına verildi. Sizi bir kez daha temin ederim ki Etiyopya'ya verildiniz. Etiyopya Dünya Nur Hükümeti. Yüce Tanrı Teslise ve Meryem Ana'ya aşık görülen bu ülkeye önderlik edecek ve tüm dünyaya hükmedecek bir hükümet olarak kararlıdır. İmparator ve birlikte hüküm süren kralların, konumlarına göre dünyayı yönetmelerine karar verildi. Yani bunu duymakta veya kabullenmekte zorlansanız bile, saçma olduğunu düşünseniz bile, bir efsane olarak görseniz bile gerçek budur ve yalnızca budur. Allah'ın bu hükmünü ve kararını engelleyebilecek, durdurabilecek ne dünyevi ne de göksel bir güç vardır. Bilmelisiniz ki Yüce Allah'ın kararı tartışılamaz bir gerçektir. Esir bir ulusun direnme veya karşı çıkma hakkına sahip olmadığını, aksine kendisine verilen direktiflere uymak zorunda olduğunu unutmayın. Kalbinizin arzusuna ve gururunuza göre tamamen dinlememenizi bekliyoruz. Bundan dolayı ve mesajlarımızda anlatıldığı gibi isyanınız esas alınarak, diz çökünceye kadar, çağımızın tarihinde görülmemiş her türlü süpürme ve vebal ile harekete geçilecektir. Geride ne çocuğunuz ne de kalıntınız kalacak. Kaderiniz bu şekilde mühürlenecek. 7. Etiyopya Dünya Işık Hükümeti, Yüce Tanrı Üçlüsü ve Meryem Ana tarafından verilen sorumluluğu yerine getirmek için tüm eylemlerinde Tanrı'nın iradesini yerine getirir. Dolayısıyla birey olarak, grup olarak, kurum olarak, toplum olarak, ülke olarak, kıta olarak buna nasıl itaat ettiğinizi ve kabul ettiğinizi göreceğiz ve tartacağız. Bundan sonra size bir sonraki adımı veya siparişi ve uygulanmasını açıklayacağız.
Sekizinci herhangi bir yöntemle, ileyle, gizli ya da açık, kendi egemenliğini ve gücünü kurmaya çalışan Etiyopya Dünya Işık Hükümeti'ni engellemek, bozmak ve yok etmek için harekete geçerseniz, işimizi kolaylaştırmış olursunuz. Seni eyleme teslim edeceğiz. Eğer birey olarak, grup olarak, kurum olarak, ülke olarak, hükümet olarak hareket ederseniz, bu eylemi gerçekleştiren ve sizinle işbirliği yapan herkese karşı size nefes aldırmayacak yıkıcı ve kanlı bir eylem yapılacaktır. Bu vesileyle, yönetimimizin veya yönetimimizin hiçbir türlü engellemeye, saldırıya veya şiddete tolerans göstermediğini veya tahammül etmediğini temin etmek isteriz. 9. Adem'in tüm soyunun net olarak bilmesi gereken ilk görevimiz, Yüce Tanrı'nın geçici geçiş yasalarını, teslis yasasını Etiyopya'ya aşılayarak Etiyopya Dünyası Işık Hükümeti'ni kurmaktır. Tüm faaliyetler söküm ve dikim olduğundan, yıkım, dikim ve yenileme faaliyetleri yaygın olarak yürütülmektedir. Dolayısıyla bu yıkım ve dikim hareketinde, tüm yıkıcı şeytani bitkiler kökünden sökülecek ve tamamen yok edilecek. Yeni ışık etkinlikleri olarak yenilenip dikilecekler. Bu dünyanın her yerinde gerçekleşecek. 10. itaatsizlikte ısrar eden ülkelere karşı yapılacak eylemler, onların geçmiş tarihlerinde ve çağlarında görmedikleri, duymadıkları yıkımlarla sonuçlanacaktır. Sodom ve Gomorra'nın yok edilmesi, Nuh'un gününün yok edilmesi, mevcut gazapla karşılaştırıldığında önemsiz sayılacaktır. 11. Etiyopya Dünya Hafif Hükümeti'nin tavsiyelerini, emirlerini, koşullarını bildiren ve güçlü bir şekilde uyaran bu mektubu aldığınız anda, sorumluluk duygusuyla hareket edin. Zamansız yıkıma doğru yaklaşmakta olan taramada, yok olmaktan kurtuluşun tek fırsatı, rehberliğimize tereddüt etmeden bağlı kalarak, Etiyopya Dünya Işık Hükümeti'ne elinizi vermektir. Bir kalıntıya sahip olmak için bile bunu yapmalısınız. 12. zirve toplantısı yapacak, halklarıyla tartışacak, direktifleri yerine getirmek için hızla pratik adımlar atacak milletler, doğru tercihleri yapan milletlerdir. Görevimiz ve sorumluluğumuz olduğu için Allah'ın iznini arayacağız, o ülkeyi kabul etme talimatı aldığımızda teslim olan ülkeye temsilcimizi göndereceğiz. Temsilcimiz ülkesine gittikten sonra tüm önemli işler planladığımız şekilde ve sürecin uygulanmasına göre yapıldığında ülkede huzur geri dönmeye başlayacaktır. Gönderilen kişinin işi tamamlandığında ülke huzura kavuşur. Hayatta kalan insanlar da Etiyopya'nın dirilişinin bir parçası olacak. Ülke aynı zamanda yeniden yapılanma sürecine de girecek. Öğüt ve emirleri küçümsedikleri için itaatsizlikte ısrar eden milletler, Tanrı'nın gazabı onların sonuna kadar sürecektir. Geri dönmeye çalışsalar bile bu onlar için zorlu bir tırmanış olacaktır. Hayatta kaldıklarını söylemek de zor olacaktır. Belki de yalnızca binlerce kişilik bir nüfus kalacak, birden fazla köy kalmayacak. Özellikle Amerikan hükümeti ve diğer adıyla Babil halkı, sizin yıkımınız ve size karşı yapılan eylemler, dünyanın her yerindeki itaatkar hükümetleriniz için şok etkisi yaratacaktır. Hükümetiniz ve halkınız terazisinde sizinle aynı davranışı yapmış ve yapmakta olan ülkelerde sizin içtiğiniz bardağı içecek. Ne kadar tek yürekle, tek ciğerle, tek vicdanla düşünürseniz, bir danışman ve bir uygulayıcı olarak siz, şeytana tamamen itaatlisiniz ve onun itaatkar kullarısınız. Bu nedenle hükümetinize ve halkınıza verilen her ceza, başka ülkelere de uygulanacaktır. Sizinle aynı kaderi paylaşan ülkeler hakkında sizi bilgilendirelim.
Birleşik Krallık hükümeti ve halkı, 2. Fransa hükümeti ve halkı, 3. Alman hükümeti ve halkı, 4. İtalyan hükümeti ve halkı. C. İtalyan hükümetinin yönetimi altında Vatikan olarak bilinen Katolik, sizinkine benzer suçlarının yanı sıra, Tanrı'nın kendisine ödediği hakikat yolu olan Tevahide Ortodoks'u yok etme konusunda eşsiz bir davranış sergiledi. O tüm insanların kurtuluş yollarını tamamen yok edendir. Hristiyanlık adına Allah'ın pek çok masum insanını yok ettiği gibi, geride hiçbir şey kalmadan yok olacaktır. Onun rahminden bir amip gibi çoğalan dallarıyla çıkan Protestan inancı da tamamen yok olacaktır. 6. Kanada hükümeti ve halkı, 7. İspanya hükümeti ve halkı, 8. Portekiz, Belçika, İrlanda, Danimarka, İsveç, Polonya, Hollanda, Avustralya, Norveç, Finlandiya, İskoçya, Meksika, Yeni Zelanda, Japonya, Güney Kore, Arjantin, Brezilya, Almanya, Türkiye, Suudi Arabistan hükümeti ve halkı, Endonezya, Hindistan, İngiltere, Fransa, Güney Kore. Bu ülkeler sizinle aynı gibi göründükleri ve size itaat ettikleri için, tüm yıkımlarda sizinle birlikte yaşamışlardır, dolayısıyla size karşı yapılan, alınan her şey onlara yapılacaktır. 13. Son olarak, bu mektubu alan Amerikan hükümeti ve halkı, ayrıca giriş bölümünde listelenen tüm hükümet ve kamu kurumları, halkın temsilcisi olduklarını iddia eden tüm halkınız, dikkatle dinleyin. Sizi yok etmeye gelen güçlü bir belanın sizi yok etmek üzere olduğunu size bildirmek isteriz. Şimdiye kadar gecikme yalnızca bu son uyarı mesajını içeren mektubun elinizde olması veya bir kopyasının kapınıza ve ayrıca bölgenize teslim edilmesi gerektiği zamana kadardı. Artık mektup sana teslim edildi. Bundan sonra sorumluluk size ait olacaktır. Yapabileceğiniz tek şey, size verilen süre içerisinde bunu düşünüp, halkınızda istişarede bulunmak ve emirlere göre hareket etmektir. Olmazsa ya da alıştığınız gibi küçümseyerek bakarsanız, her ikisi de cevaptır, dolayısıyla size düşünmeniz için 30 günlük bir süre verilmiştir. Yanıtınızı bu zaman dilimi içerisinde göndermenizi önemli rica ediyoruz. Bu mektubun elimizden çıkıp eyaletinize ulaştığı andan itibaren günleri saymaya başlayacağız. Bu mektubun eyaletinizdeki herhangi biri tarafından alınması durumunda geri sayımın başlayacağını unutmayın. Son başvuru tarihinden sonra cevaplarınızın ve kararlarınızın tarafımızca kabul edilmeyeceğini bir kez daha hatırlatırız. Belki böyle bir ihtimal varsa, Allah'ın doğrudan emrine itaat ettiğimizde bunu alırız. Eylemin birinci mesaj, üçüncü mesaj, beşinci mesaj, sekizinci mesaj, dokuzuncu mesaj, onuncu mesaj ve size yazılan daha önceki mektuplarda anlatılan şekilde gerçekleşeceğini mesajlardan anlayabilirsiniz. 18 yıldır gönderilen mesajlardan, mesajların her birinde Allah'ın kelamından aktarılan Allah'ın hükmü vardır. Sözler seni tarttı ve yeterli olmadığını buldu. 81 İncil'imizin ana sözcüklerini anlamakta zorluk çekmemeniz için ilk mesajdaki sayılarını aktarıyoruz. Gerisini diğer mesajlara baktığınızda bulacaksınız. Birinci mesajdan alıntıdır. Tanrılığı hakkında, İşaya 40:12-19. Güvendiğiniz her şey nasıl yok edilecek? İşaya 47:12-15. Baban şeytanın arzusu, İşaya 14:12-14. Güvendiğin şeytana ne yaptın ve sonucu, İşaya 14:15-21. Tanrı'nın sizi yargılamaya ve size yapmaya karar verdiği söz, İşaya 14:22-23.
Amerika, İngiltere ve müttefiklerinin neslinin tükendiğinin ilan edildiği yer, Yuhanna 18, 2, 4, Ünvahi. Amerika ve İngiltere ile işbirliği yapanlara bir uyarı ve güvenlikleri Amerika'ya karşı uygulanan eylemler, Yuhanna 18, 4, 24. İsyanınızın arkasında durduğunuz için insanoğluna verilen cevap, İşaya 66, 15, 16. 18 yıldır size aktarılan hüküm ve kınamaları görmek sizin elinizde, ikinci mesajda, üçüncü mesaj, beşinci mesaj, sekizinci mesaj, dokuzuncu mesaj, onuncu mesaj. Tövbe çağrılarının son uyarılarının hepsini ihmal edip bıraktım. Bu mektubun ne tavsiye verme, ne çağrı yapma, ne de uyarıda bulunma amacı taşıdığını açıkça anlayın. Bu mektup, koşula uymamanız durumunda, belirtilen süre sonunda sonuçlandırma işleminizin gerçekleştirileceğini size bildirir. 14. Bu mektupta belirtilen bilgilerin tamamının doğrudan tarafınıza ulaşmamasının nedeninin çeşitli iletişim yöntemlerindeki aksaklıklardan kaynaklandığını bilmenizi isteriz. Ayrıca bu mektupla birlikte gönderilen her türlü mektubun içeriğinin sizin sorumluluğunuzda olduğunu ve mektubun içeriğine göre değerlendirileceğinizi ve duruma dahil olacağınızı da belirtmek isteriz. Adem'in tüm torunlarına not. Etiyopya'nın Dünya Işık Hükümeti'nden gönderilen bu numaralı mektup, ister herhangi bir ülke veya eyaletteki bir bireyin elinde olsun, ister sosyal medya, basın sonuçları, televizyon ve diğer araçlarla olsun, her türlü yöntemle ulaşmak için yazılmıştır. Bununla birlikte, mektubun kapsamadığı bir ülke bulunmadığından, mektubun geldiği ülkeye bakılmaksızın, mektubun ulaştığı her ülkede tamamen uygulanabilir olacaktır. Koşulu yerine getirmeyen herhangi bir ülke için süre sınırının aşılması durumunda uygulanmaması için hiçbir neden yoktur. Aldım ya da almadım diyerek kaçış olmayacak. Çünkü bütün dünya şeytanın emirlerine uyuyor ve bunları uyguluyor. Bu mektup yüzünden yeryüzünde tedbir alınmayacak ülke kalmadı. Dünya çapında insanların büyük çoğunluğu sosyal medya kullanıyor, yalnızca birkaç istisna dışında. Yani onu gelmiş sayıyoruz. Duymadım ya da umurumda değil demek işe yaramıyor. Aksine, herhangi bir hükümetin ve vatandaşlarının bunu dinlemesinin daha iyi olacağını söylüyoruz. Bu onu kurtarmaz, ancak dinlemeyerek muhakeme gücünü arttırır. Dolayısıyla size tekrar tekrar söylüyoruz, bu mektup Etiyopya'dan çıkıp Etiyopya sınırını geçtikten sonra tüm dünyaya ulaşmış sayacağız ve 30 günü saymaya başlayacağız. Bizden gelen bu mektuplar farklı değerlendirme standartları içerdiğinden, özellikle gelişmiş ülke olduğunu iddia eden ülkelerin mektuplarının içerikleri çoğunlukla birbirine benziyor ancak bazı yerlerde bir mektupta ortaya çıkan, diğerinde açıklanmıyor. Olduğu gibi, tüm mektuplarımız her milleti ahlakına ve imanına göre tartıyor ve onlar, hükmün infazını zaman sınırına göre uygulayacaklar. Sürenin bitiminden sonra, Allah'ın dilediği herhangi bir saat, gün, kimsenin bilmediği bir günde, tüm dünya tam bir yıkıma, büyük bir vebaya ve yangına girecektir. Kurtarılmanın mümkün olan tek yolu Etiyopya'nın Dünya Işık Hükümeti'ni tanımak ve kabul etmektir. Bir kalıntıya sahip olmak için bile diz çöküp yalvarmalı ve tamamen teslim olmalısınız. Bunun dışında herhangi bir yol yoktur. Eğer varsa, bu sizin seçiminiz, sadece seçtiğinizle devam edin. Bize yaklaşma fikriniz varsa, dünyanın her yerindeki Etiyopya Dünya Işık Ailesi konseyleri üyeleriyle iletişime geçebilirsiniz. Bu ancak son teslim tarihinden önce gerçekleşecektir. Bizi bu ana yönlendiren adil yargıca, her şeye gücü yeten Tanrı'ya,
İbrahim'in testisine ve kutsal Meryem Ana'ya sürekli şükran bir ırmak gibi aksın. Amin. İçten saygılarımla. Yüce Allah'ın kulu ve Meryem Ana. Kutsal testisin görkeminin açığa çıktığı ve övüldüğü ülkeden, Meryem Ana'nın miras topraklarından. Etiyopya, የስላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ኢትዮጵያ ያለሙ ገዢ እነዚህ አይለቃሎች በየትኛውም የምድር ገጽታ ላይ ከፍ ብለው ይነግሳሉ ይከብራሉ የእግዚአብሔር ስም ያለማቋረጥ በምድር ሁሉ ላይ ይመሰገናል እንዲሁም ድንግል ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት ቅዱሳን ሰማዕታት አባቶቻችን እናቶቻችን እንዲሁ ይከብሩባታል